Arkadaşlar merhabalar. Bu haftaki videomda üçgende eşlik ve benzerlik konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Hatta bu ilk iki videoda üçgende eşlik konusunu anlatacağız sizlere. Şimdi ilk videosu, üçgende eşliğin ilk videosu. Öncelikle ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Önceden ben üçgende eşliği anlatmıyordum. Çünkü bunun sebebi şu. Ya benzerlik oranı 1 olan üçgenlere biz eş üçgen adını veriyoruz. Ama özellikle arkadaşlar ısrar etti. Israr ettiği için de yani geçen sene de anlatmıştım. O ısrardan dolayı anlatmıştım. Üçgende eşlik konusunda ayrı bir başlık altında anlatır mısınız hocam dediler. Anlatırız. Sizi kırar mıyız? Kırmayız tabii ki. Sizi kırmamak için bunu yaptım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Üçgende eşliği anlatırken arkadaşlar anlattıktan sonra daha doğrusu büyük ihtimalle yine tanımlar üzerinden gideceğiz. Ve üçgende eşliğin bir tanımları var. 3 tane tanımı var mesela işte. Açı kenar açı eşliği, kenar açı kenar eşliği, kenar 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 eşliği gibi. Yani bu tanımları bildikten sonra tamam eşlikle ilgili teoremleri yapabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Üçgende benzerlikten sonra ya bu tanımlar yine daha akılda kalıyor. Çünkü aynıları zaten üçgende benzerlikte de var arkadaşlar. Zaten benzerlik oranı 1 olan üçgenlere biz üçgende eş üçgenler adını veriyoruz. Dolayısıyla burada sanki benzerlikten sonra daha iyi oturacak gibi geliyor arkadaşlar bana. Yine de ilk etapta eşliğin ne olduğunu bilmenizde fayda var diye buyurun başlayalım arkadaşlar üçgende eşliğe. Arkadaşlar üçgende eşlik. İki üçgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve karşılıklı açılar birbirine eşit ise bu üçgenlere eş üçgenler denir. Evet. Karşılıklı bütün açılar birbirine eşit. Ya karşılıklı derken üçgenleri ben ters de çevirebilirim değil mi? Yani çizgi açısı çizgi, noktaya nokta, çift çizgiye çift çizgi ve karşılıklı kenarlarda birbirine eşit ise yani bu aynı açının karşısındaki kenarlarda diyebiliriz. Fark etmez. Noktanın karşı çizgiyken noktanın karşı çizgi. Çizginin karşı çift çizgiyken çizginin karşı çift çizgi. Çift çizginin karşı S iken çift çizginin karşı S olduğunda yani karşılıklı açılar birbirine eşit ve karşılıklı kenarlar da birbirine eşitse biz bu iki üçgene ne diyoruz? Eş üçgen adını veriyoruz arkadaşlar. Evet bu iki üçgen eş. Eşlik sembolü şu işaretle gösteriliyor. Eşittir'in üstünde şöyle bir yan yatık S işaretiyle gösteriliyor arkadaşlar. Ve iki üçgen eşse eşliği yazarken neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? ABC üçgeni eştir. DEF kafamıza göre yazmıyoruz. Dikkat. Burası önemli. ABC üçgeni eştir. DEF üçgeni değildi arkadaşlar. Bakın ABC'yi yazdıktan sonra ABC üçgeni. Şurada yanlış yazılmış arkadaşlar. Şurası üçgen olacak şöyle. Eştir. Bakın ABC'yi yazarken nokta çizgi çift çizgi diye gittim. Burada da nokta çizgi çift çizgi. Yani FDE üçgeni şeklinde yazacaksınız arkadaşlar. Tamam. Bunu unutmayın arkadaşlar. ABC üçgeni eştir. FDE üçgeni şeklinde olacak. Burada bunu yazdıktan sonra arkadaşlar. Bakın bunu yazdıktan sonra. Bunu yazmak gerçekten kolay. Burada ilk A açısıyla buradaki ilk F açısı birbirine eşittir. Eş iki üçgendeki A açısıyla F açısı eşit. Sonra ikincide ne var arkadaşlar? B var. ABC üçgenindeki B açısıyla FDE üçgenindeki D açısı birbirine eşittir. Sonra üçüncü ne var? C var. Burada da buradaki C açısıyla buradaki E açısı eşittir de diyebiliriz. Yani böyle bir şey verilirse, üçgenlerdeki böyle eşitler verilmezse, ABC eşittir FDE derse de bu şekilde A açısıyla F açısı, B açısıyla D açısı, C açısıyla da E açısı eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Sonra uzunluk olarak da şunu diyebiliriz. Bakın ABC üçgeniyle hangi üçgen eşit arkadaşlar? FDE üçgeni. Eğer bu şekilde verilmemiş olsaydı, biz kendimiz eşitler verilmemiş olsaydı biz kendimiz şöyle bulabilirdik. Buradaki ilk ikisiyle buradaki ilk ikisi. Yani AB ile FD. AB ile FD birbirine eşittir. Sonra BC ile bakın dikkat edin. BC ile DE birbirine eşit. BC'ye bakıyorum çizgi. DE'ye bakıyorum. Burada da çizgi. Şurada da AC ile FE birbirine eşit. Evet FE ile AC gerçekten de birbirine eşit. Yani bu yazılım verildiği zaman da bu şekilde kenarların eşitliğinde yazabiliyoruz. Aynı zamanda açıların eşitliğinde yazabiliyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet önemli arkadaşlar eşlik. Ki ben size bir tüyo vereyim burada. Eş iki üçgen gördüğünüz zaman sadece açıların eşitliğini yazmanız yeterli olacaktır. Açıların eşitliğini yazdıktan sonra eşliğin temel mantığı şudur. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir kardeşim. Bunu sakın ama sakın unutma. Tamam. Geldik şuraya. ABC üçgen ve bu da işte şöyle bir DEF'de bir üçgen verilmiş. ABC ile FE'de birer eş üçgen olarak verilmiş. Tamam. Şimdi ABC'deki A açısıyla bakın A açısı 40 derece. Öbüründeki F açısı kaç derece olacak? 40 derece. Buradaki B açısıyla öbüründeki E açısı. B açısıyla
Bundaki E açısı birbirine eşit olacak. Yani 70. Sonra burası C açısıyla da D açısı birbirine eşit olacak. C açısıyla da D açısı birbirine eşit olacak. Tamam. Açıların eşitliğini yazdık mı? Yazdık. Çok güzel. Hatta burası 40-70 ise buraya ne kaldı? 70 derece kaldı. Aa hocam 40-70 ise burası da 70 oldu mu? Oldu. İkizkenar üçgen oldu mu arkadaşlar? Oldu. Buradan güzel bir şey çıktı. İkizkenar üçgen olduğundan dolayı. Hatta bu üçgenler aynı üçgenler mi arkadaşlar? Aynı üçgenler, aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. 40'ın karşısındaki BC, 40'ın karşısındaki ED. İkisi de boş, bir işime yaramaz. Hatta burası da arkadaşlar aynı şekilde. 70'in karşısı 3x-1, buradaki 70'in karşısı aynı zamanda burası da 3x-1'dir arkadaşlar. Buradan öncelikle bir x'i bulabiliriz arkadaşlar. Haydi bulalım. 2x artı 3 ile 3x-1 birbirine eşit. Buradan 4 eşittir x geldi. X yerine 4 yazarsam 4 kere 2 8, 3 daha 11. Burası 11 yaptı. O zaman burası da 11. Aynı zamanda y artı 3 de 11'e eşit. Y'yi de buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Bizden ne isteniyor? Y isteniyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 8 yapar böylelikle. Tamam mı? Evet, açılardan dolayı eşliği yazdım. Aynı açının karşısındaki kenarların eşitliğini de kullandım burada arkadaşlar. Eşliğin temel mantığı budur. Zaten açıları eşit bulduktan sonra eşik üçgende aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Peki geldik bir sonraki örneğe. Evet, yine BCF üçgeni. Bakın bu sefer üçgenler karışık. Üçgenleri belirle. BCF üçgeni ile hangi üçgen? ECD üçgeni. ECD üçgeni arkadaşlar, şu üçgenler neymiş? Bu üçgenler. Bu iki sarı üçgen arasında ilişkiye bakacağım. Şimdi BCF üçgenindeki B açısıyla ECD'deki E açısı. B açısıyla öbüründeki E açısı birbirine eşit. Sonra buradaki C açısıyla buradaki C açısı eşit olacak. Buradaki C açısıyla buradaki C açısı birbirine eşit ve toplamı 180 ise bunlar zaten kaçar derece yapar? 90'ar derece yapar. Buradaki E açısıyla buradaki D, F açısıyla pardon. Bu üçgendeki BCF'deki F açısıyla ECD'deki D açısı birbirine eşittir arkadaşlar. Bunları yazdık. Peki bunları yazınca zaten güzel bir şey çıktı. Burada bir 90'ar yani dik üçgen çıktı arkadaşlar. Eşik üçgeni bulunca ne yapıyorduk? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitti. Aa hocam noktanın karşısı 6 ise buradaki noktanın karşısı da 6'dır. Hocam 90'ın karşısı 10 ise buradaki 90'ın karşısı da 10'dur yazabiliriz. Bakın 6, 10. Ne üçgeni arkadaşlar var burada? 6, 8, 10 üçgeninden burası 8 yapar. Hatta burada da 6, 8, 10 üçgeni olmak zorunda. O zaman buraya ne kaldı? 2 kaldı. Çünkü bunun tamamı kaç yapmak zorunda? 8 yapmak zorunda. Ya da eş üçgenden çizginin karşısı 8 ise çizginin karşısı 8 diyebiliriz. 6 ise buraya da 2 kaldı diyebiliriz. Şimdi benden ne isteniyor? AB uzunluğu. Hocam AB uzunluğu burası. Burası 8. Burası 8, 7 daha 15. 8, 15 ne üçgeni oldu? 17 üçgeni. AB uzunluğu 17 oldu. EF uzunluğu da 2 birim arkadaşlar. Toplamı da kaç yaptı böylelikle? 19 yaptı. İşte eşlik de bu şekilde arkadaşlar. Açıları yazın. O açılara bakaraktan zaten aynı açının karşısındaki kenarların eşitliğini kullandığınız zaman çoğu soruyu da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Geldik bir sonraki soruya. Yine bir eşlik verilmiş. Bakın arkadaşlar. KBD üçgeni ile şu üçgenle şu üçgenden bahsediyor bize. ECL üçgeni. Hadi bakalım o üçgende. KBD'deki K açısıyla şuraya nokta açısı dersem. ECL'deki E açısı eşit. Sonra B açısıyla C açısı birbirine eşit. KBD'deki B açısıyla öbüründeki C açısı birbirine eşit. Sonra üçüncü açılarda zaten otomatikman birbirine eşit olacak. Ya da D açısıyla L açısı birbirine eşittir diyebiliriz. Eşitleri yazdık mı yazdık. Özel bir durum var mı arkadaşlar burada? Evet, noktanın karşısı 6 ise buradaki noktanın karşısı da 6'tır. Çift çizginin karşısı 2 ise çift çizginin karşısı da burada 2'dir. Çok güzel. EC falan filan isteniyor. EC'yi bulduk. AL isteniyor. Aa, AL'yi bulacağım. Ben burada neyi kullanmadım? 8'i kullanmadım. Bir de AL uzunluğu isteniyor. Aa, ne yapacağız burada? Özel bir durum var mı diye bakacağız arkadaşlar. Açıların eşitliğini yazmıştık. O zaman ben bu büyük üçgene yoğunlaşacağım. Büyük üçgende özel bir durum var mı diye bakıyorum. Hocam burası 10. Burası x artı 6. Buradaki uzunluğu bilmiyorum. Ama şuraya baktığım zaman burası çizgi açısı, burası çizgi açısı. Aa, ne çıktı burada arkadaşlar? İkiz kenar. Yani burası 10 iken buranın da 10 olması lazım. O zaman buraya kaç kaldı? 4 kaldı. AL uzunluğunda böylelikle 4 bulduk. Yani 4 artı 2'den cevabımız kaç çıkar böylelikle? 6 çıkar. Tekrar söylüyorum. Açıların eşitliğini yazdıktan sonra aynı açının karşısındaki eşitleri de yazarsınız. Sonralarında üçgenlere dikkat ettiğiniz zaman sonuca rahat bir şekilde ulaşırsınız arkadaşlar. Evet. Cevabımız 6 oldu arkadaşlar bu soruda. Şimdi geldik eşlik teoremlerine. Evet. Eşlik teoremleri. Arkadaşlar bu eşlik teoremlerini bilelim ki ona göre eş üçgenleri sorularda yakalayalım.
O yüzden eşlik teoremlerini böyle eşliği anlatırken ilk etapta akılda kalmıyor ama aynı teoremler genelde şeyde olduğu için mesela kenar açı kenar benzerliği var. Burada kenar açı kenar eşliği de var arkadaşlar. Benzerlikten sonra bu teoremler daha akılda kalacağı için aynı cümlemi bir daha kurayım isterseniz. Benzerlikten sonra eşlik daha yapılabilir oluyor aslında. Neyse, kenar açı kenar eşliği. Ne demek? İki üçgende bak, adı üstünde kenar açı kenar eşliği. Aynı açıya ait kenarlar birbirine eşitse iki üçgende. Bakın iki üçgende eş açıya ait kollar karşılıklı olarak birbirine eşitse. Alfa açısına ait kollar çizgiye çift çizgi. Alfa açısına ait kollar çizgiye çift çizgi ise bu iki üçgen ne oluyormuş arkadaşlar? Eş üçgen oluyor. Şimdi dur. Bak, kenar açı kenar. Aynı açıya ait kenarlar çizgiye çift çizgi. Alfaya ait kenarlar çizgiye çift çizgi ise. Evet, açının kolları çizgiye çift çizgi, çizgiye çift çizgi ise. İki üçgen birbirine eş oluyor. Hocam burada nasıl ABC'ye benzerdir, pardon eştir EFD üçgeni yazabildik? İşte dikkat edin arkadaşlar şimdi burada. Ben biraz önce ne dedim? Buraya not olarak yazabilirsiniz hatta arkadaşlar, ya da üst tarafa not olarak yazabilirsiniz. Ne dedim? Aynı açının karşısındaki, siz de yazın. Karşısındaki kenarlar nedir? Eşittir dedik mi arkadaşlar? Evet, benzerlikte en fazla kullandığımız şey bu. Açıları bulduktan sonra bunu yazıyoruz. Arkadaşlar eş üçgen de bu. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. O zaman burada alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Alfanın kolları çizgiye çift çizgisi. İki üçgen eşittir dedik mi? Dedik. O zaman buradaki alfanın karşısındaki kenarla buradaki alfanın karşısındaki kenar eşittir'i yapıştırabiliriz. Bunlar varsa. Hocam hangi açı? Bu açıyla bu açı mı eşit? Yoksa işte bu açıyla şuradaki açı mı eşit? Hangisinin eşit olduğunu nereden bulacağız? Sen burada bunu söyleyebiliyorsan, aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit diyebiliyorsan tam tersi de doğrudur. Eşit kenarları gören açılar da birbirine eşittir. Buradaki ters mantığı neymiş? Eşit kenarları gören açılar da birbirine eşitmiş. Evet. O zaman burada çizgiyi gören nokta açısıysa buradaki çizgiyi gören nokta açısıdır. O zaman burada çift çizgiyi gören çift çizgi ise buradaki çift çizgiyi gören çift çizgiyi şöyle koyayım isterseniz. Çift çizgiyi gören burası da çift çizgidir. Hah, şimdi eşliği yazarken mesela ABCD'yi yazdık ya arkadaşlar. ABCD'yi yazdık. Diğerinde de DEF diye yazmayacağız. Nasıl yazacağız? ABC yazılırken çift çizgi alfa ve nokta diye gitti. Burada da çift çizgi alfa ve nokta diye gideceğiz. Yani EFD üçgeni eştir diyeceğiz arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutma. Hani iki üçgenin eşliği de bu şekilde yazılabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, kenar açı kenar ve eşliği bu. Aynı açıya ait kenarlar karşılıklı olarak birbirine eşitse iki üçgen eş üçgendir. Önemli bir teorem arkadaşlar. Geldik buraya. Evet, şöyle bir üçgen verilmiş. Kenarlar çizgi, çift çizgi, çizgi, çift çizgi falan verilmiş. 20 verilmiş, 80 verilmiş. Aa, büyük üçgendeki açı 20 burası. 80 burası. Burası da kaç olacaktır? 80. Süper. Aa, 80'e 80. Nasıl bir üçgen bu? İkizkenar üçgen. Eyvallah. Şimdi bu kenarların eşitliğini kullanacağım. Bak, çizgi var, çift çizgi. Çizgi var, çizgi, çift çizgi var. Aa hocam, şu üçgenle şu üçgende 80 açısının kolları çizgiye çift çizgi. 80 açısının kolları çizgiye çift çizgi. O zaman bu iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Eş üçgen oldu. Neden dolayı? Kenar açı kenardan dolayı arkadaşlar. Kenar açı kenardan dolayı eş üçgen oldu. Madem eş üçgen, bizden LKM açısı isteniyor. Burası isteniyor. Madem eş üçgen, o zaman buradası çizgiyi gören nokta açısıysa, çizgi kenarını gören burası da nokta açısı değil midir arkadaşlar? Çünkü niye? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Hatta eşit kenarları gören açılar da birbirine eşittir. Ters mantıktan dolayı. Hocam 80'in karşısındaki bu kenarla da 80'in karşısındaki bu kenar eşittir. Sonra burada çizgiyi gören nokta açısıysa çizgiyi gören nokta açısıdır yazdık. Aa, bunu yazmak yeterli oldu. Niye? Hiç bunları da yazmama gerek kalmadı arkadaşım. Çünkü sebep şu. Buraya ben x açısı dersen burası da x açısı. Arkadaş burada bak, iki tane açı yan yana geldi. İki iç açının toplamı bir dış açı değil mi? X artı 80 eşittir. Neye eşit olacak arkadaşlar? Buraya x artı alfaya eşit olacak. X'ler nanay. Sinanay yavrum. Sinanay. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 80 çıktı. Evet. Bu sorumuzun cevabı 80 oldu. Genellikle eşitlikler olduğunda eşliğe dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Geldik buraya. Klasiktir. Çok fazla karşımıza çıkar. ÖSYM'de bununla ilgili soru sorar arkadaşlar. Sormuşluğu da var. Dikkat edin. ABC eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen olması ne anlama geliyor? Açıların 60'ar derece olduğu anlamına geliyor. Madem eşkenar üçgen arkadaşlar burası. Bunları da eşit vermiş bana. Allah Allah.
O zaman ne diyelim arkadaşlar? Şu kenara A dersem, A dersem, buraya da B dersem. O zaman burası A artı B, A artı B. Burası da A artı B olacak. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Ya bana bu eşitlik verilmişse bu eşitliğe ait üçgenlere dikkat edeceğim. Mesela burada çift çizgi verilmişse bu çift çizgiye ait üçgenler de var arkadaşlar. Şurada var. Şu üçgene dikkat edeceğim. Çünkü özel bir durum falan filan yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoksa eşitlikler de varsa nereye yoğunlaşacağız? Eşliğe yoğunlaşacağız. Yoğunlaştık diyelim. Çift çizgiye ait bu üçgen var. Bir de çift çizgiye ait hangi üçgen var arkadaşlar? Bakın çift çizgiye ait. Hocam şu üçgen var da. Küçük üçgen bu. Olmadı. Bir de şu üçgen var. Aa, bu üçgenlere dikkat edecek olursam. 60'ın kolu A'ya A artı B. Burada da 60'ın kolu sarı üçgende A'ya A artı B değil mi? Evet. Aynı açıya ait kenarlar A'ya A artı B. A'ya A artı B olduğu için ne oldu arkadaşlar? Eş üçgen oldu. Madem bunlar eş üçgen, o zaman ne diyorduk arkadaşlar? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. A 60'ın karşısındaki bu kenarla 60'ın karşısındaki bu kenarların eşit olması. Tekrar söylüyorum. Sarı üçgende 60'ın karşısındaki bu kenarla mavi üçgendeki 60'ın karşısındaki bu kenarın eşit olması özel bir durum oluşturdu mu? Hayır. O zaman silelim. Başka ne diyoruz? Eşit kenarları gören açılar da birbirine eşittir demiyor muyduk ters mantıkta? Bir daha söylüyorum. Ya aynı kenarın karşısındaki, pardon, ya aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit ya da aynı kenarı gören açılar birbirine eşit diyoruz. Burada o zaman çift çizgiyi gören şu açıya ben x açısı dersem, buradaki mavi üçgende de çift çizgiyi gören buradaki açıya x açısı diyebilir miyiz? Evet. Olay bitti. Niye? Hocam burası 60 derece. 60 eksi x kaldı burada. Bak x ile 60 eksi x yan yana. İki iç açının toplamı bir dış açı değil mi? Evet. Burası 60 yaptı. O zaman alfa da kaç derece yapar arkadaşlar? 120 derece yapar. Dikkat edin arkadaşlar. Çift çizgili üçgenlere böyle özel bir konumda bakıyoruz. Yani bu bir yöntem, teknik diyebiliriz. Mantığını da verdim size. Eşitlikler verilmişse genelde eş üçgen var mı yok mu diye inceleyeceğiz. Ha, burada da 60'ın kolları A'ya artı B, 60'ın kolları A'ya artı B geldiği için kenar açı kenardan hangisinden eş olduğunu da şuraya yazalım. Eş üçgen ama hangisinden kenar açı kenardan dolayı. Çünkü açının kolları A'ya artı B, açının kolları A'ya artı B. Üçgenlere nasıl dikkat ettik? Zaten kendini belli ediyor. Çift çizgili üçgen bir burada var zaten. Bunu yazınca burada da çift çizgili üçgen. Ya bu küçük üçgen ya da büyük üçgen. Büyük üçgene dikkat edince 60'ın kolları A'ya artı B, A'ya artı B diye söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bak aynısı. ABC ve AED birer eşkenar üçgen. Arkadaş eşkenar üçgen olduğunu söylüyorsunuz da kenarların eşit olmasını maalesef söylemiyorsunuz. Şu eşitleri mutlaka yazın arkadaşlar. Hocam bu da bir eşkenar üçgen. Hatta şu üçgende de şurası şöyle çizgi olduğunu gösterelim arkadaşlar. Peki. Şimdi 1'e 3 verilmiş. Peki ABC üçgenin alanı kaç birimdir diye soruluyor. Valla eşkenar üçgenlerde nereye dikkat etmeliyiz arkadaşlar? Şu eşkenar üçgenle bu eşkenar üçgende sanki şuraya dikkat etsek daha hoş olacak arkadaşlar. Çünkü her iki eşkenar üçgenin kesişim noktası burası. Hocam bunlar kaçar derece? 60, 60, burası da 60. Hocam burası da 60, burası da 60, burası da 60. Burası da ortak köşe ya. Ben buraya bir alfa dersem burası ne oldu? 60 eksi alfa oldu. Tamamı 60 olduğundan dolayı. bunu da tamamı 60 yapacağından buraya da alfa kaldı. Birer açı eşit oldu. Bak 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 bak. Açı eşitliği varsa, kenarlarda da eşitlik varsa lütfen eşliğe bakın. Hemen açı eşitliği varsa şurada bakın alfa bulduk ya. Alfanın kolları burada ne arkadaşım? Çizgiye çift çizgi. Burada da alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Tekrar söylüyorum bunlar böyle hemen fark edilmez. Özellikle eş üçgen biraz baş belasıdır arkadaşlar. Soru çözdükçe bunlar oluşacak. Oturacak. Evet, şu eşit açıların olduğu yere bakınca alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi. O zaman ne oldu bu? Eş üçgen oldu. Alfanın karşısı burada 1 ise çünkü aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitti. Burada alfanın karşısı 1 ise buradaki alfanın karşısı da 1 midir? Evet. Benden ABC üçgenin alanı isteniyor. ABC üçgenin bir kenarı kaç yaptı? 4 yaptı. O zaman A kare kök 3 bölü 4 alana eşit olacaktır. Yani cevabımız böylelikle 4 kök 3 çıktı arkadaşlar. Evet bu örneğin cevabı da 4 kök 3 oldu. Güzel bir soru. Dikkat edin arkadaşlar bu sorulara. Evet ikinci eşitlik teoremimizde açı kenar açı eşliği arkadaşlar. İsterseniz bir sonraki videoda geri kalan kısmı halledelim arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.